Merhaba arkadaşlarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün benim gazlarımın günü, şöyle gösterin. Alacagazımın günü, ondan sonra beyazımın günü. Ondan sonra garagazımın günü, ondan sonra tekrar alacagazımın günü. Şimdi sabahleyin eşim, sabahleyin bakmış. Yumurtanın, gazın altında 2 tane varmış, yukarı getirmiş. Ondan sonra ben indim, bir daha baktım. 2 tane çatlak vardı, biraz da bu gazım çok fenadır ha. İnsanı yerle dımdakla. Yani dur bir. Oy 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 oy. Kurban oldum Allah'ım. Ha, bir tane daha çıkmış. Arkadaşlarım. Ondan sonra bir tanesi de şöyle gösterin gagası içinde. Ondan sonra bir tanesi de böyle şöyle gösterin. Yumurtanın kabuğunu çatlatmış. 2 tane mi 3 tane mi de yukarıda var. Şöyle göstereyim. Beyaz vivi mi bakın arkadaşlar üşümüş. Öbürkünü ben biraz kabuğunu açıvereceğim. Yardımcı olacağım çıkması için. Şimdi şöyle bir şöyle kafasına yumurtanın kabuğunun içinden şöyle çıkardım biraz arkadaşlar. Ortaya getirdim. O biraz annesinin altında çıkacak. Şimdi gazımı şuradan alacağım. Bu gazı biraz fena benim valla elimi dimdakla diye korkuyorum. Öbür gibi de şuraya koydum. Şimdi alacağım ben ona. Bir de gara gazımın altını bakmak istiyorum. Şöyle bakayım. Ay bu da çatlatmış. Nursevim olaydı da şöyle sizlere iyice göstereydim. Daha iyiydi. Bir saniye benim. Şöyle gazımı biraz ara yarımı koyayım. Bir tane bunda da var çatlak. Şöyle. İki tane. Bir tane daha var. 3 tane bunun altında çatlak var şimdi. Şöyle. Çatlatmış. Tane veren çatlak var. Gene koyayım şöyle gazıma. Yumurtaları soğumasın. Kara gazın altındakiler de. Bunlardan 3 gün sonra yattı bu. Bunun altında yok. Şöyle yumurtaların üstüne kara gazımı da koyayım. Hava güzel bugün arkadaşlar. Çok da sıcak olmasa. Herkes hayvanlarına, koyunlarına, kuzularına dışarı çıkarmış. Biraz bungun hava ya. Yine de güzel. Yağış yok. Şöyle etrafı tutayım. Bibimi de aldım. Bibimi de aldım şuradan. Gözlerin yukarı çıkaracağım vivime. Tamam, yemlerin sularını verirken gösteririm ben sizlere. Sarı çiçeklerimiz çiçek açtı. Ama soğuk vurdu, biraz soğudu. Çok da güzel açtı. Şurada da zümbüllerimiz de çiçek açtı. Ama soğuk vurdu. Geçen bir rüzgar vardı. Kayısı ağacımız da çiçek açtı. Şöyle göstereyim. Rüzgar vurdu yapraklarına. Döktü ne var ne yok. Seviniyorduk bu sene çiçeği çok güzel diye. Ama rüzgar vurunca hiçbir şey kalmadı. Bakalım.
Baba bu çok yavaş. Ay! Hiç bak şunu bak çıkarmışım be. Ya gördün mü aynı duruyor. Şöyle arkadaşlar. Yazık beyneşiyor mu cici? Beyneşiyor da. Açıksın hadi şu be. Gel buraya gel. Çık de vur. Yoruya gidecek yana. Şöyle arkadaşlar şöyle. Biraz kabuklarını şöyle açıyoruz. Çünkü biz yardım etmezsek bazı gaz kendi çatlıyor da kabuğunu götüren açamıyor. Şöyle gagasından tutup şöyle arkadaşlar yardımcı oluyoruz. İngilerimize. Bir tane daha var. Sabahtan beri aynı duruyor. Kendi çıkarımı diye beklettim ve çıkarmamış. İşte fibrilerimiz böyle böyle arkadaşlar. Çocuk gibi. Biz bunlarla ilgileniyoruz. Gaza da arada bakalım. Vallahi de. E bunu götürsek eve. Oğlum aç şöyle duruyorsun altında. Böyle çıkmaz. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar ıslak. Önemli. Çinleyemez ösün. Anam yumurta kıskanıyorlar. Sabahtan beri çıkaracağını neye bekliyorsun beni? Nasıl bulacağım şaştım. Onda var mı? Yok herhalde. Çatlak var istedim. Ucunu açıverelim mi? Yok hadi. Çatlanır belki daha ya. Şurada. Benim öldükleri bakacağım da. Korkuyorum bakamadım. Ben o bir biraz yukarı götürelim hadi. Daha az deli. Çinlerse öldür Vivi'lere. Bak şuna bak bir. Şunu şöyle çevirin dur. Yavrularını kıskanıyor arkadaşlar. Ay. Vam ses geliyor mu? Hı? Dursun bakalım ya. Düzgün yapmadılar ki. O onun üstüne çıktı. O onun üstüne çıktı. Karıştırdılar yumurtaları birbirine. Ben de vallahi neyi nereden alacağımı bilemedim. Ben bunları götüreyim arkadaşlar. Sıcak sobanın üstünde bir ısısı da. Isıdan da sarayın çünkü. Başka türlü çıkmazlar. Hadi sen bunları al git de. Beni falan yeri suraya verin oğlum. Sen bunları sar gel. Ben ne dedim hani sana? Sar gel, sar gel. Ben ne bileyim ben. Ben çıkma canım oğlum. Birazdan bakalım dedim. Dünkü gibi çıkmış sandım ben. Ay, ay, ay. Üstüne gidiyor göz ışladığınız yer yakalara. Arkadaşlar 3, 6, 7. 2 de şunun içinde var. Büyümlerimiz. Getirdik annesi ezecek diye. Şöyle ben sardım. Bezin içinde de. Şöyle kafaları görünüyor. Göbeklerini çekmedik yani çürüşürler diye. Böyle bunun için sardık. Biraz dursun içeri sıcak. Bunları da sabahtan ikisini getirdim. Şu beyazlar yeşil. Şunları da ben birer ikişer birer ikişer aldım geldim. Az önce de şu kabuklu olanları aldım geldim. Annesi çiğneyecek bir de aşağı soğuk diye. Bu bildiğimiz kısırlık bulgur var ya arkadaşlar. Biz bildiğimiz kısır yaptığımız ince bulgur. Ben hemen 2 gün verin ondan yedirin. Midelerin dokanmasın. Ondan sonra bilim alırız. Almışlar doğru dişim de. Ben yedirmedim. Bugün almış gelmiş. Dokanır diye. Ben hemen şöyle elimin ucundan alıyorum. Şöyle hızlarına. Bunlar daha yem suyu içmesi bilmiyorlar arkadaşlar. Ben bunları böyle bir gün 2 gün böyle alıştırmaya çalışıyorum. Şöyle. Senin Ali görse bunlara duş diye korkuyor. Senin korkmaz da senin Ali korkuyor. Böyle
Fakat işte bunları böyle yemlemeye çalışıyoruz. Ağır ağır ağızlarına veriyorsun. Çünkü kendileri yemiyorlar. Bir iki gün bundan biraz böyle eziyet oluyor. Çünkü kendileri nasıl yenileceği, nasıl içileceğini bilinmiyor. Şöyle daha şöyle ince tüyleri bak. Eşarbımın üstünde. Eski eşarplarımdan koydum. Şöyle de buraya suyu koydum. Bunları böyle birer birer su içirmeye çalışıyor. Yani şu öğünden çıktığından şu fena. İşte bizim gaz yavrularımız böyle böyle büyüyor arkadaşlar. Sizlere söylemiştim ağır ağır kademe kademe göstereceğin diye limondur. Biz bunları böyle çocuk gibi besliyoruz ama aha suyu döküldü. Bunun için bir tane şey bardak getirseyim ya da ufak taş getir aşağıda. Şöyle. Bunları biz böyle bir iki kere çirçirmedik. Bununla alışırlar kendilere. Gördün ya küçüğü. Bak bak. Bundan şöyle hemen bir iki gün bir eziyet oluyor. Ondan sonra tabii biz bunları hemen aşağı indirmiyoruz. Aşağı indirsek çünkü hava çok soğuk. Bu yüzden soğuk olduğu için. Oyun ediniyorlar bak. Bunlar sabah çıktı. Akşamüstü oldu şimdi. Sabahtan beri bu benim ikinci yem verişim. Böyle ağızlarını koy veriyorsun, su veriyorsun. Bundan sonra da kız ne yiyecek seni? Bir de şöyle üstlerine yemek yiyorum. Birbirlerinin üstlerinden yemesini çok sever bunlar arkadaşlar. Dimdaklarla. Şöyle inşallah gösterin. Şöyle. Bakalım. Yiyecekler mi? Daha iyice alışmadılar ya. Yerden yiyorlar. Şu da sahanın kenarlarını bilmediği için geliyor böyle. Bak bak bak. İyi baba bak kimse. Tam buraya. Bir dur su yiyecek, bir de kafasını yukarı kaldırıyor. Yarabbim. Senin alyam gibi. Bul 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 yapıyor. Bu erken çıktı bak nasıl belli maşallah. Şey. Ya böyle keleğe veriyorum onların yüzlerini beğenmeye. Böyle onlar birbirlerinden böyle çok güzel yerler, severler hem birbirlerine bak. Aynı bunları biz böyle bir çocuk gibi böyle büyütmeye çalışıyoruz. Keserken de insan kıyamıyor da arkadaşına ama yapacak hiçbir şeyimiz yok. Nursevim mesela bundan yetinden yemiyor. İçim ağzını koymuyor. Elimizde büyüdüklerinden kıyamıyor bunlara. Yemek istemiyor. Gazı hiç ayakta yemez gaz. Benim Nursevim. Şunun ayakları biraz mesela ayrık arkadaşlar. Bu toparlayamıyor. Bir iki tane var. Şu da var. Niye? İşte ne bileyim ayakları ayrık. Şöyle ben bunların ayaklarını şöyle birleştirmeyecek şekilde. Biraz buradan biraz buradan şöyle ip bağlıyor. Bir gün iki gün ipini durduruyorsun şöyle ayaklarını toparlıyor. Bir bugün kendini gelsin diye. Şunlar beyaz gaz. Beyaz gaz şu. Ondan sonra şu beyaz gaz. Şu erkek gazın cinsinden gır. Gırçıllı bu. Bu kara gaz. Şu kara gaz. Bu kara yavru. Ondan sonra şu da kara gaz. Şöyle göstereyim. Şunlar da... Nerede benim bu da. Bu da buradan. Bak bak bak. Bak. Nursevim bak. Senin kafanı severin. Biraz bunlar küçük de sınsınlar diye arkadaşlar. Burayı sardık sarmaladık ama böyle oradan kahvalarını çıkarıyorlar. Şöyle. Daha da gazımızın altında da arkadaşlar. Herhalde onlar çıkmayacak. Yalan öbür günden gel. Çıkacak olsa çünkü hepsi bir anda çatlatırdı. İki kızımın işte 7 birinin altında var. 11 tane birinin altında var. Ondan da bir hafta var çıkmalarına. Bunlar büyüye koyacak. İşte böyle. Tam kıyneşiyorlar da elini koydum ya. Değil mi? Yani şimdi. Şöyle karınları doydu gale. Böyle doyduktan sonra bunlar
yemlerini yediler, sularını içtiler. Önceden çıkan bibi maşallah nasip eder. Bunlar saati saatini değiştirirler arkadaşlar. Ben bunlara yem su veriyorum. Bu üçüncü yem suyu verişim. Bayağı alıştılar. Şunu dediğim gibi şu ayaklarına ipinle toparlayacağım. Çünkü herhalde ayakları ayrık. İki tane bir tuşu kara var. Şunları da şuraya örttüm. Leğenimin içine kumaş serdim, sardım, sarmaladım. Evimin içi sıcak. Anasının altından anestezi verdi. Yumurtanın kabuğundan getirdim. Burada kendim biraz uğraştım. Kabuğunu şöyle çıkardım. Açın. Çünkü kabuğundan hemen çıkarırsak arkadaşlar kafa tarafını çıkarız. Şu ibiklerinin olduğu yere. Ama göbeklerine çekmeden çıkarırsak ölürler. Bunların göbekleri var. Göbeklerini çıkarmadan getirdim kabuklarından. Çünkü göbeklerini çekmezlerse çabuk ölürler. Bir bile aynı. Böyle bebek gibi ilgi istiyorlar. Bunları ben havalar soğuk gitti de bir hafta falan yukarıda durduracağız. Çünkü hava bayağı soğuk, çok soğuk. Aşağılar sert. Mübarek günlerde bundan günahına giremem arkadaşlar ben. Bunları biz böyle bir hafta 10 gün yukarıda falan bakıyoruz. Havalar sıcak olursa 4 gün 5 gün durdurup indiriyorduk ama havalar soğuk gitti bu sefer. Bu sefer benim biraz vivilem erken çıktı. O yüzden herhalde benim bunlar bir haftadan fazla yukarıda kalacaklar. Böyle leğendi, yemliyon, suluyon. Ondan sonra şöyle eşim kutu getirdi. Kutunun içine kumaş serdim. Ondan sonra kutumun içine koyuyorsun. Örtü veriyorsun üzerlerine. Sularını içiyorlar, yemlerini yiyorlar. İşte bunlarla böyle ilgileniyoruz. Biz ilgilenmek lazım. Anlayacağınız arkadaşlarım, değerli takipçilerim, gazları merak ediyordunuz. Gazlar nasıl oluyor, nasıl ediyor? Yumurtaların korkanı gösterdim. Yavru olduğunu olmadığını da bakarken yine gösterdim. Bir iki tanesine de çatlatıp nasıl çıkardığını yine gösterdim. Aşama aşama gösterdim. Şimdi de yukarıda nasıl bakıyoruz onu gösteriyorum. İnşallah aşağılara da indirince gaz yeşilliği çok sever, suyu çok sever. Ne kadar ot çöp yerse o kadar iyi olur. Bin yem ve illaki yeşilliği çayırda böyle çim yemeği daha çok severler, ilgi isterler. Tabii biz bunların başında bir ay falan gözetiyoruz. Kedi köpek kapıp gitmesin diye. Geçen sene benim akşamına kendinin arasında yavrumun biri kayboldu. Gar kalmış gitmiş, her yengem görmüş. Aramadığımız yer kalmadı. Şöyle bakar mısınız arkadaşlar? Yemlerini yediler. Şu akıllım benim de. Ya aşk gözlü pipik. Buna da gidecek gelecek dağlanıyor ya. Şunu. Kimi yatıyor, kimi kakıyor işte. Kara gazın kafası belli bakın. Bir de şu kara gaz. Şunlar beyaz. Ben bunları şimdi kutularına alacağım arkadaşlar. Bundan sonra üzerlerini örteceğim. Bir daha yemlerken bir daha gösterin. Bundan sonra videomu tabii paylaşayım. Evet arkadaşlar. Yemlerimiz biraz kendilerine geldi ve yem yemeye çalışıyorlar. Şunların güzelliğine bakın be. Böyle yavru kalsalar daha güzel ama insan gibi bunlar da böyle yeme içme peşinde. Diyemem ben onlara. Şöyle sizlere ara göstermek istedim. İnce bulgurumuzdan sonra şöyle hazır yem vermeye başladım. Bu tabii 2 günlük 3 günlük video birleştiriyoruz. Şöyle bu vivilen civcilen yeme ayrı oluyor. Ben bunu biraz alık suyla karıştırıp bir saat önce kabarıyor. Çünkü direkt kuru versem sanki midelen dokunacak gibi hissediyorum kendim. O yüzden biraz ıslıyorum. Kabardım. Bundan sonra da yemelerini sağlıyoruz. Şöyle göstereyim. Biraz da küçük. Onları ayrı kutuya aldım. Çünkü çiğnecekler üst üste. Şöyle göstereyim. Biraz da buradalar. Bakın küçüklerim.
Bunlar küçük ürünler. Biz ana iş biliş deriz. Biliç yavrusu bir sene, bu seneki alagoduklarımızdan diyen mesela dana. Bunlar biraz daha küçük oluyor yavruları. Bunlar da ana iş gazın diyoruz. Beyaz gazın yavruları. Bunlar biraz daha büyük oluyor. Yani yumurtaları iri olduğu gibi yavruları da iri oluyor bayağı. Biriç yavrusuna bakınca ana iç yavrunun gazı daha güzel oluyor vivise. Şimdi bunlar yedikten sonra o kutunun içine alacaksın. Ondan sonra öbür kenara koyacaksın. Çünkü yedirmiyorlar yani üst üste iyi olmuyor. Islıyorlar, çiğniyorlar. Ben onları kıyamıyorum. Boy boy ben onları yemlemeye sulamaya çalışıyorum. Bunlar işte küçük olanlar. Oradan bakıyorlar benim Selin Aliyem gibi. Ben bunları Selin Aliye diye seviyorum. Küçük küçükler. Bibiler insan sesi duydum daha çok büyüklüyorlar. Ne bileyim insan sesini daha çok şey diyorlar. İnsan sesi olmadığı zaman, evde sessiz olduğu zaman hiç sesleri çıkmaz. Kapıdan girdiğin an bir çift kelime et başlarlar vik 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 diye ötmeye. İşte biz bunları böyle arkadaşlar evde bakmaya çalışıyoruz. Şöyle halımın üstüne örtü serdim. Şuraya kullanılmadık bezlerden, çamaşırlardan seriyoruz. Günlük değiştiriyorsun. Altlarını bazen kutunun içine de tekrar bez koyuyorsun. Koymadığın zaman altlarını çok ısla diyorlar, çok batırıyorlar. İşte biz bunları böyle bir hafta 10 gün yukarımızda bakıyoruz. Çünkü havalar serin gitti. Bayağı soğuk gitti arkadaşlar. Bu sene sanki benim vivilem biraz erken çıktı gibi. Önden Nisan'ın ortasından sonra Mayıs'ın başına doğru çıkıyordu. 2-3 gün yukarıda durdurup annelerden veriyordum. Bu sene bayağı serin. Bugün hava bayağı esiyor. Soğuk soğuk esiyor. Şöyle bir hafta bekleyeceğiz galiba. Bakacak yapacak bir şey yok. Camı kapıyı havalandırıyoruz. Ara ara açıyoruz. Yine de ne desen vivinin kokusu pis oluyor. Ama katlanıyoruz galiba sevdiğimiz için yapacak bir şeyimiz yok arkadaşlar. Bunlar da bizim veli nimetimiz. Canımız, ciğerimiz. Böyle küçük küçük beslemeye çalışıyoruz. Onlar yedireyim. Onları kutunun içine alacağım. Ondan sonra bunları yemleyeceğim burada. Evet arkadaşlar bugün videom böyle olsun. Bibilerimi göstermeye çalıştım sizlere. Yumurtaların anasının altını Gorkan'ı gösterdim. Ondan sonra 15 gün sonra yumurtaların içinde var mı yok mu diye yine gösterdim ara ara. Gazımın altında çıkarken yumurtayı çatlatırken yani tam o anlarını çekemesem de ara ara göstermeye çalıştım. Şimdi yukarı getirdik. İnşallah aşağılarda indirdiğimiz zaman hava güneşli olduğu zaman annelerin yanına verdiğimiz zaman o zaman da çekerim ara ara. İşte gaz yavruları böyle güzel yetişiyor arkadaşlar. Bayağı zahmetli zor oluyor. Hazır yemle büyüyoruz biz bunlar. Hazır yem yemezsek büyümezler, etlenmezler. Neden baksanız bunlar büyüyor. 2 çuval, 3 çuval hazır yem yiyor. Ondan sonra arpa, buğday, kırma yediriyoruz. Bizim Uşak Bozkuş köyümüzün meşhur kazları. Kaz yavruları böyle büyüyor, böyle böyle yetişiyor. Çekirdekten diye. Bundan kesimi neden baksanız Kasım, Aralık gibi veren en erken Kasım'da başlıyoruz kesmeye. Gar yağmayınca gaz inmez derlerdi. Önceden biz gar yağmayınca gazımız kesmezdik. Şimdi garı beklemiyoruz çünkü arpayı buldayı takat gelmiyor. Yetiştiremiyoruz almaya. Evet bugünkü videom böyle arkadaşlar. Tekrar görüşürüz. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ederim. Üye olmanıza, destek olmanıza. Beğenileriniz atarsanız sevinirim. Tekrar görüşürüz. Allah'a emanet olun. Cümleten hayırlı günler. Görüşmek üzere değerli takipçilerim.